Bir şey söylemek istiyorum Murat Bey. Bakın şimdi şöyle süre noktasını da şöyle değinmek istiyorum. Buyurun. Bence siz bazı yemekleri sürekli yaptığınız için artık alışıyorsunuz. Sizin... Ve sizin sürenizle bizim süremiz ilk kez yapacaksak zaten örtüşmez. Bu menüyü ne zaman belirlediniz menünüzü? Ben menümü ne zaman... Ben, kaç ay oldu? Ben yarışmaya çok farklı şekilde katıldım. Yok, bir anda ben bir soru sordum, cevap bekliyorum. Kaç ay oldu menüyü belirleyeli? Kafamdaki, açıkça söylemek gerekirse sürekli yaptığım yemekleri belirledim. Hanımefendi, kaçamak cevap vermeyin. Bir ben hafta kaç, oldu Murat Bir haftada, evet. Ben 3 ay oldu, 3 ayda evet. bekledim. Bir hafta da olsa sizin bir hafta o menüyü iki kere çalışmanız lazım ki demosunu yapıp o zaman çalışamamışsınız. Yaptım. O zaman arkadaşlarıma yaptım. Arkadaşlarınız o faytayı o şekilde verseydiniz, verdim. Arkadaşlarınız size onu o şekilde vermeyince söylememişti. Söylemiş. Çok lezzetliydi. Tamam, arkadaşlarınız sizi kaybetmeye oynatmış. Filmden arkadaşlarınız. Hiç öyle düşünmüyorum sizin gibi. İşte düşünemiyorsunuz o yüzden öyle bir. Bakın 3 şey aydır yani. Çalışıyorsunuz. Tabii ki de süreyi yetiştireceksiniz. Şu ben bir haftada benim zaten halihazırda yaptım. Ben bravo bana, kendimle gurur duyuyorum. Ben 22 yıldır bu meslekteyim. 22 yıldır yapıyorum zaten. Bakın buraya, meslektesiniz. Evet. O zaman siz de bilincinde olsaydınız, yemek diyeze katıldınız, ona göre hazırlanıp gelseydiniz. Ne demek ya bu? Bu sadece aşçıların katıldığı bir yarışma değil. Evet, ben özgüvenli bir kadınım. Ben de özgüvenimle geldim. Özgüvenimle katıldım. Evet. Siz bu noktada bunu da belirleyemezsiniz. Ben iddialı geldim. Siz, iddiamı da ortaya koydum ve başardım. Siz nerede nasıl konuşacağınızı bazen sapıtıyorsunuz. Yok, ben bence laflarınıza ve kelimelerinize dikkat edin. Adabında konuşuyorum. Murat Bey, siz herkese böyle bir ders verme, bir şeyler gösterme. Yok, ben az önce dedim ki Zuhal Hanım'a en son yorumu ben yapacağım. Bir detay var, görmeniz tamam, lazımdı, göremediniz. Bir dahaki yemekte de ilk yorumu sen yap. Ya yok, niye yapmayacağım en son işte. Yorumu? Benim, ne alakası var? Ben yorumu siz en son yorumu yapacağım. Siz kendinizi de az solist Ferhat Bey. Az solist kendisi. Az solist olmuşsunuz. Aşçı olabilirsiniz. Şef aşçıyım ben, aşçıyım. Şef aşçı da olabilirsiniz. Şef yamağısınız. Gördük şef yamağımı değil mi? Bir saniye, şef olduğunu iddia ediyor. Biz onu şu anda söylemi dolayısıyla o şekilde kabul ediyoruz. Siz bence ne dediğinizi biliyorsunuz. Saygı da duyuyorum size, mesleğinizden ötürü. Teşekkür ederim, güzel bir mesleğiniz de var. Ama söylemleriniz çok yanlış. Kuş da kondurduk masaya ama yine beğendiremedik. Murat Bey, siz otorite misiniz? Yani... Ben anlamıyorum bunu. Evet. Otorite misiniz siz? Siz bana şey diyor, çok affedersiniz. Arkadaşlarım şimdi yolladılar. Cep telefonuna bir bakar mısınız diye uyardılar beni. Selin. Zuhal Hanım olduğum gibi değil miyim? Aman Allah'ım bu kıyafet. Ben burada bir diva gördüm. Divan görüyorum ben, bak. Opera dersi aldınız mı ya? Bir opera havası var böyle söylemlerinizde, konuşmalarınızda. Drama dersi aldım Murat Bey. Belli zaten, çok dram yapıyorsunuz. Zuhal Hanım, farklılığım hakkında ne yorum yapıyorsunuz? Türk halkını oynuyorsunuz. Farklıymışım. Yok, başkaymışım, oynuyormuşum. Ve zaten çok da fazla bir şey, kıyafetleri var butiğiniz. Kendini böyle ön plana çıkartmak için yapmış olduğu ufak tefek şovlar. Hanımefendi, kollarınızı biraz geri çekerseniz elbiseniz salataya girmesin. Hiçbir yere girmiyor ve gördüğünüz gibi sıvalı Murat Bey. Söylemek için söylemeyiniz, yani gayet sıvalı. Sallanıyor böyle yukarıdan aşağı. Yemek esnasında gayet öyle sıvalı bir... olduğunu görüyorsunuz. Bu bol kolla yemek porsiyonlanmaz yani. Kıyafet tarzımı eleştirmeye gelmediniz Murat Bey. Gerekli olsaydınız olabilirdi. Murat Hoca'dan gene bakın taktikler. Ya kabul ettiniz, bu da büyük başarı. Tabii, Murat Hoca. Evet. Bundan Selin sonra Murat mutfağa girebilir miyim? Siz geç çok kaldınız. Geç ya. Çok geç kaldınız. Ana yemek geliyor, geç ne mutfağı Liyan Hanım? Mutfak için çok geç kaldınız. Baştan söyleseydiniz pırıl pırıldı. Ha, buyurun derdim. Söyleseydik, evet. Tabii ki. Sizin yerinizde olsaydım izin verirdim. İsterseniz sen niye bu kadar mutfaklara takık? Bir saniye, mutfakta niye bu kadar takıksın Liyan'a? Ben görmek istiyorum. Nasıl bir okulda yaptığını. Şimdi Liyan Hanım'ın neden mutfağa girmek istediğini açıklıyorum ben sürekli. Açıyorum. Beni biraz maydanozladınız ama. Hazırız. O göbeğini geriye çekerseniz hazır olacağız. Tamam, çektim. Oldu mu? Hazır mısınız siz de? Çekmediniz, hala değil. Ancak o kadar oluyor, evet. Buyurun. Murat Bey, dinliyor musunuz beni? Sizi zayıflatacağım. Neden mutfağa girmek istediğini açıklıyorum. Limon var bakın. Sıkın evet. için suyunuzu. Liyan Hanım yemekten anlamadığını düşünüyorum. Yemekten anlamadığını bilmediğini düşünüyorum. Evet. O yüzden şimdi girip de taktikler oluyor. Ben neler yapabilirim diye düşünüyorum. Yiyebilir miyiz? Tabii. Yemek yaptığını kesin bilmediği öyledir. İçin mutfakta Zuhal Hanım mutfakta bakacak, görecek neler şey yapabilir miyim diye kendine bir peki. fikir edinecek. O yüzden. Cuma günü bekleyin görün. Hadi bakalım, bekleyelim. Ama lütfen ağlamayın sonra. İnşallah ağlatırsınız beni. Ağlatacağım. Ben pek düşünmüyorum ama.
Bursa'nın yeşil salatası mıydı? Evet Zuhal Hanım. Bursa'dan mı getirdiniz yeşil salatası? İçine başka renk koymak istemedim. Bursa'dan mı geldi peki? Almanya'dan getirdim efendim. O zaman ismini Alman yeşillik salatası yazsaydınız. Biraz fazla gereksiz konuşuyorsunuz. Getirdiğiniz bütün limonları galiba burayı sıktınız, kalın da masayı koydunuz. Ziyan olmasın kesinlikle diye. Kesinlikle katılıyorum. 1,5 limon var. Maşallah, 6 kişilik salatada 1,5 limonun maşallah. Tansiyonumuzu düşüreceksiniz ya. Bursa'nın yeşili derken sevgili yeşil Selin... Bursa'nın yeşil salatası demek istedim Zuhal Hanım. Yeşil Bursa'nın yeşil salatası. Evet. Evet. Yeşil Bursa'yı vurgulamak istedim. Bursa'ya ha Bursa'nın yeşilini. Evet, evet. Ben evet. Yeşil vurmak... değil ki. Yoksa yöresel bir salata değil. Yeşil ya hanımefendi siz de yani yeşil Fransız beyaz Bursa spor gibi olmuş. Şimdi şöyle bir şey. Ben şimdi bilmiyorum, bilmeye de bilirim de. Acaba dedim Bursa'nın kendine özel bir salatası mı var yeşil? Ben de öyle düşündüm. Hani belki bir yeşillik bilmediğimiz bir şey koyar. Hayır Zuhal Hanım, tamam. Hiç yöresel değil. Yani yeşil sadece... Bursa'nın yeşil evet. Salatası. Evet. Tandır gelecek. Heh. Şimdi onu soracaktım Murat. Buyurun. Tandır. Saatlerce pişmesi gereken bir yani. Yemek. Evet. Güzel de bir yemektir. Tabii ki ben severek yaparım, severek de yerim yani. Anladım. Peki. Doğru bir seçim mi? Bu yemeklerle şöyle, uyumlu. Şöyle 2,5 saatlik bir süre zarfındaki menü için yanlış bir seçim. Çünkü 2,5 saatte özdeşip pişecek bir yemek değil. Zaten etin ne tarafını kullandığı da çok önemli burada. Az çıkar zaten o tandır eti biliyorsunuz. Aynen aynen. Restoranlarda mesela bizim sürekli yemek yediğimiz bir yerde ayıttırırız biz tandır yiyeceğimiz zaman. Biter çünkü. Fazla da çıkmaz. Eti ama tabii becermişse de olabilir. Kaburga dolmaları da pişti bu evde. Ben Serhat Bey'e bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Benim günümde şey dediniz. Yoğurdu Fatma Hanım yapsın da çorbayı öyle yapsın. Evet. Tandır yapmış mı acaba hanımefendi? Getirmiş mi onu da Bursa'dan? Onu çok merak ediyorum. Bunu sormanız gerekiyor. Yarışmacıya siz sorun. Ben neden sorayım? Aa ama siz bana sordunuz ya. Aynı hakkaniyet ben size sormadım. Sizin de onu sormanız gerekiyor. Ben zaten yaptı mı demedim zaten. Yaparsa efsane olur dedim. Bakın. Ya benim yoğurdu. Dediklerimi tandırın ne olduğunu biliyor musunuz? Bir mucize. Zaten gerçekleşir. Tandırın ne olduğunu biliyor muyum evet, ben? Şimdi biliyor musunuz ne olduğunu? Biliyorum. Tandırın ne olduğunu. Kazıp, tandır ekmeği de çok güzel yaparım. Tamam toprağı hem kazıp. De rapatadan yaparım. Rapata ne biliyor musun? Bir saniye dur Serhat. Ne rapatası? Rapata ekmeği, hamuru biraz böyle şeyde açarız. Erzurum'a tamam, olduğu için sonra yapıştırırsınız ıslatıp. Biliyor muyum? Ben de yapmışım. Biliyor muyum? Biliyorum. Aa biliyorum. Hayır. Tandırı Bursa'dan mı getirdiniz? Bakın dediniz? Hanımefendi yöresel olan her şeyi bilirim. Çünkü ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama yöremin her şeyini taşıyorum. Bravo ne güzel. Ben seviyorum da. Onu kaybetmemek lazım. Evet, çok önemli özünü şey. Özünü insan yitirmemeli bence. Kesinlikle.